Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, bundan önceki derslerimizde anne ve babaya iyilik, kardeşlerimize, kız kardeşlerimize sevgi ve şefkatle muamele, yakınlarımıza yardım, destek ve iyilikte bulunma, komşularımıza güzellikle davranma ile ilgili hadis-i şerifleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde Riyazu Salihin'de akraba ile ilişkiyi kesmenin anne ve babamıza isyan etmenin haram oluşu ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Babu tahrimil ukuk ve katiatir rahim. Müellifimiz İmam Nevevi her konu başında olduğu gibi bu konuya da ayet-i kerime ile giriş yapıyor. Muhammed Suresinin 22. ve 23. ayetleri. Estaizu bismillah. Fehel aseytum in tevelleytum an tüfsidu fil ardi ve tukattiu erhamakum ulaikellezine le'anehumullah fa asammahum ve a'ma Allah Teala buyuruyor ki ey münafıklar siz yönetici olursanız sizden yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktan yakınlarınızla ilişkiyi kesmekten başka ne beklenir ki? İşte böyleleri Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah böylelerinin kulaklarını sağır, gözlerini hakikate karşı kör etmiştir. Yöneticiler ıslah ile, ikram ile meşgul olmalıdırlar. Ama yönetici kötü niyetliyse, yönetici isyankar ise ıslah yerine ifsat ve ikram yerine eziyetle muamele edecektir. Ve Kale teâlâ وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Allah'a kesin söz verdikleri halde, Allah'a verdiği sözlerde durmayanlar وَيَقْتَعُونَ مَا ma اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ Allah'ın ilişkiyi devam ettirmeyi emrettiği yakınlarıyla ilişkiyi kesenler ve yufsidun fil ard yer yüzünde bozgunculuk yapanlar ulaike lehumul lanne onlar için lanet vardır ve lehum suuddar onlar için kötü yurt kötü yer kötü sonuç vardır Allah'a verdiğimiz sözlerde duracağız. Allah adına verdiğimiz sözlerde, sözleşmelerde duracağız. Yakınlarımızla ilişkiyi koparmayacağız. Fitne, fesat, terör ve anarşi ile uğraşmayacağız. Kendi köyünü, kendi kasabasını basan teröristler, kendi yakınlarını daha çıkararak zulmedenler, haksızlık yapanlar lanete uğramaktadırlar. Rahat suresi 25. ayeti kerimede. Ve kâle teâlâ ve kadâ rabbuke ellâ tâbud illâ iyyâ Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretti. Bununla hükmetti. Ve bil valideyni ihsânâ anne ve babanıza iyilik etmenizi emretti. İmma yebluğan indeki el kibr ahaduhuma ov kilahuma fe la tekul lehuma uffin ve la tenherhuma. Anne ve babanız ya da ikisinden biri sizin yanınızda yaşlı olduklarında, yaşlandıklarında onlara üf bile deme. Onları azarlama. Ve kullehuma kavlen kerim. Onlara hoş söz söyle. Ve kfid lehuma cenaha zulli rahme. Onlara rahmet kanatlarını indir. Ve kur rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Ve şöyle dua et. Ey Rabbim beni küçükken terbiye eden anne ve babama rahmetinle muamele ile. Rabbir hamhuma kema rabbayani sagira. Ey Rabbim beni küçükken nasıl besleyip büyütüp yetiştirmişlerse anneme babama sen de rahmetinle muamele eyle. Hayatta olan vefat eden anne ve babamız için duaya Devam edeceğiz. Hayatta olanlara iyilikle davranacağız. Of bile demeyeceğiz. Yaşlı annemiz az olabilir. Tansiyon, şeker, kalp, bir takım hastalıkları olabilir. Yaşlılık hasta olmasalar bile gerçekten çok zor. Psikolojileri değişik olabilir. Ama öf, of demeyin. Niye ayet böyle diyor? Gerçekten 90 yaşın, 80 yaşında anneniz, babanız, dedeniz varsa bazen öyle ifadeler kullanıyor ki öf diyorsunuz, of diyorsunuz demeyin diyor. Güzel söz söyleyin. Anlayışta da davranın. An Ebi Bekrete Müfeyye ibn-i radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekberil kebair size büyük günahların en büyüklerini bildirmeyeyim mi yani burada size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi anlamında üç defa büyük günahların en büyüklerini size haber vereyim mi büyük günahların en büyüklerini size haber vereyim mi bela ya peki dedik el işraku billah Allah'a şirk koşma. Dikkat edin, bütün büyük günahların başında bu zikredilir. Allah'a şirk koşmak demek, yani şifayı, rahmeti, bereketi, yardımı, zaferi, başarıyı Allah'tan beklemek demek. Şifa veren Allah'tır, zaferi veren Allah'tır, fethi nasip eden Allah'tır, yardım eden Allah'tır, başarıyı nasip eden Allah'tır. İkram eden Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Anne babamız bizi dünyaya getirmedi. Rabbim yarat, anne baba vesile oldu. Bize şifa veren doktor değil. Doktor şifaya vesile olandır. Başarıyı biz kendi çalışmamızla elde etmedik. Rabbim nasip etti. Sınavda başınız ağrır, mideniz bulanır. Veya sınavda test usulünde bir kaydırma yaparsınız, hepsi yanlış olur. Onun için ya Rabbi deriz. Sınavdan önce dua ederiz, sınavdan sonra dua ederiz. Sınav esnasında annemiz, babamız, velilerimiz bize dua eder. Önce Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayacağız. Sadece Rabbimize ibadet edeceğiz. Kurban Allah rızası için. Namaz Allah rızası için. Oruç, hac, zekat, sadaka, ikram Allah rızası için. İkincisi ve oku, okul valideyim. En büyük günahların en büyüklerinden. ikincisi anne babaya isyan. Ve kâne mutteki en fecelesi. Peygamberimiz şöyle yaslanmıştı. Hemen dik oturdu. Dedi ki Fekale ela. Dikkat edin ve kavl-uzur üçüncüsü yalan sözdür. O şehadetu zur yalan yere şahitlik etmek. Büyük günahlardan dört tanesini zikret. Allah'a şirk koşmak. Anne babaya isyan etmek. Yalan konuşmak. Yalan konuşmak, yalan yere şahitlik yapmak. Femazale yukarıyı ruha, femazale yukarıyı ruha, bunu o kadar te tekrar etti ki hatta kulna leytehu seket, defalarca tekrar etti, kendi kendimize keşke sussa dedik. Çünkü bir peygamberin defalarca bir şey söylemesi azaba, belaya, ağır imtihanlara sebep olabilirdi. An Abdullah ibn Amr ibn Nas radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bir başka sahabi yine büyük günahları anlatıyor. Peygamberimiz buyurdular ki el kebair en büyük günahlar el işraku billah Allah'a şirk koşmaktır. Rızkı birilerinden beklemektir. Başarıyı kendinden veya hocasından beklemektir. Şifayı doktordan beklemektir. Halbuki asıl olan Allah'tır. Asıl veren Allah'tır. ikram eden Allah'tır. Diğerleri vesiledir. Allah'a şükredeceğiz. Diğerlerine teşekkür edeceğiz. İkincisi ve hukukul değil anne babaya itaatsizlik etmek, isyan etmektir. Ve katlün nefs, üçüncüsü cana kıymaktır. Dördüncüsü ve yeminül gamuz ve yalan yere yemin etmektir. Vallahi ben bu kitabı 500 liraya aldım. Hem yalan söylüyor hem de yemin ediyor. Evet, yalan yere yemin. Rabbim günah, büyük günahlardan uzak eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün günahları affeder. Ancak Allah'a şirk koşma hariç. Allah'tan başka fani varlıklardan medet ummak yanlış. Tevbeyi insana değil Allah'a yaparız. Ya Rab affeyle. Ya Rab bağışla. Ya Rab hata ettim deriz. Bizde tevbe çıkarmak yok. Tevbeyi sunmak yok. Tevbeyi arz etmek yok. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a yönelir. Tevbemizi, pişmanlığımızı Cenab-ı Hakk'a arz ederiz. O anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve Peygamberimiz buyurdu ki minel kebair büyük günahlardan biri şetmur raculi valideyhi kişinin anne ve babasına küfretmesidir. Kal ya Resulallah fehel yeştimu validey ya insan anne babasına küfreder mi? Böyle bir şey olur mu? Kale naam. bu eber fe ebahu. Siz birinin babasına küfredersiniz, o da senin babana küfreder. Kişi birinin babasına küfreder, o da onun babasına küfreder. Yesub bu Siz onun annesine küfredersiniz, bilmem ne oğlu dersiniz. O da sizin annenize küfreder. Dolayısıyla siz annenize, babanıza küfretmiş olursunuz. Annenize, babanıza küfredilmesine sebep olacak çirkin davranışlarda bulunmayın. Annenize, babanıza küfredilmesine fırsat vermeyin. Öyle iyilikler yapın ki ceddine rahmet, babana rahmet densin. Öyle iyilikler yap, yapın ki, öyle iyilikler yapın ki, hay Allah senden razı olsun. Böyle evladı yetiştiren anne babadan Allah razı olsun diye dua alın. Biz duaya talibiz. Beddua almaktan sakınırız. Bize yapılan tavsiye bu. Ve fi bir başka rivayette innemin ekberil kebair el yen en yel anne er raculu validey. Büyük günahlardan bir kişinin anne babasına lanet okumasıdır. Kıle ya Resulullah keyfe yel an er raculu validey? Ya insan babasına lanet okur mu? Kar yesub bu eber raculi fe yesub bu ebahu ve yesub ummuhu fe yesub ummuhu. Kişi birinin babasına küfreder, o da onun babasına küfreder. Biri annesine küfreder, o da annesi kişi birisinin annesine küfreder, o da onun annesine küfredir. Siz birine lanet okursanız, o da sizin babanıza lanet okuyabilir. Allah korusun. An Muhammed'in Cübeyr İbni Mut'imin radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem la yedhulul cennete kati' dört kelimelik hadis yakınlarıyla ilişkiyi kesen kimse cennete giremez ve etmedikçe veya Cenab-ı Hak tarafından affedilmedikçe cennete giremez. Yakınlarıyla ilişkiyi kesen. İhmal edenin günahı farklı. Kasten ben annemle konuşmayacağım. Ben babama dargınım. Ben kardeşimle konuşmayacağım. Ben kız kardeşimle konuşmayacağım. Ben 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 diye başlayan cümlelerle meydan okuyan kimseler cennete girmeyi hak etmiyorlar. Aynı ifade bir de şu hadis-i şerifte geliyor. La yedhul cennete nemmam. La yedhul cennete kattaat. Laf taşıyanlar. Başkasının sözünü, kötü sözünü başkasına nakledenler. Cennete giremezler. Ama tevbe ederlerse veya Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, Cenab-ı Hak peygamberin şefaatine nail olabilirlerse durum farklı. Evet dua almalıyız. Zayıfların, güçsüzlerin, kimsesizlerin duası yakınlarımızın duası. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konudaki hadis-i şerifleriyle bizi birbirimizle kaynaştırıyor. Sımsıkı irtibat kurmamızı, yakınlarımızı gözetmemizi, yakınlarımızın sorunlarıyla ilgilenmemizi emrediyor. Hani birine denildi ki, filan kimse namaz kılmıyor. Ne ceza verelim? Elinden tutun, camiye getirin dedi. Hep cezayı düşünüyoruz da kendi görevimizi düşünmüyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye falan kasabada bir genç intihar etti denildiğinde o kasabada hiç Müslüman yok muydu demişti. Yani genç niye intihar eder? Sağlık problemi vardır. Aile problemi vardır veya maddi problemi vardır. Onun veya sevda problemi vardır. Onun problemleriyle, sorunlarıyla ilgilenmeyen kimseyi Mevlana Celaleddin Rumi, Konya'mızın Mevlana'sı Müslüman olarak, gerçek Müslüman olarak kabul etmiyor. Biz kendi görevimizi düşünmüyor, lekelemek, eleştirmek sitem etmek için zemin arıyoruz. O an Ebi İsa el-Mughira ibn Şu'bete radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. inna Allah Teala harrama aleykum hukukal ummahat. Allah size annelerinize İsyan etmenizi haram kılmıştır. Annenize karşı gelmeniz, annenize itaatsizlik etmeniz, annenizi dinlememeniz haramdır. Ve men an ve had Vermeniz gereken yerde vermemeniz, almamanız gereken yerde almanızı Allah haram kılmıştır. Yani rüşveti haram kılmıştır. Kumarı haram kılmıştır. Haksız kazancı haram kılmıştır. Rabbim ikramı, ihsanı, bağışı ihmal etmenizi haram kılmıştır. O ve edel benat kız çocuklarını diri diri toprağa gömmenizi haram kılmıştır cahiliye döneminde kız çocuk babası olma ar vesilesiydi. İnsanların huzuruna çıkamazdı kız çocuk babaları. Ama erkek çocuk dünyaya geldiği zaman benim delikanlı oğlum dünyaya geldi derdi. Ülkemizde bazı bölgelerde yine bu yaşanıyor. Kız torun olduğu zaman veya kız kızı olduğu zaman yüzünün rengi değişen babalar dedeler. Gelin hanımın yüzüne bakmayanlar sanki cahiliye adetini tekrar yaşıyor gibiler. Evet. Oğlumuz, kızımız ailemizin süsü ziynetidir. Cennete girmemize kızlarımız vesiledir. Hele iki kız olanlar, hele üç kız olanlar. Kızları diri diri toprağa gömmek. Nasıl vahşice bir davranış. İslam öncesi bilgisizlik çağının uygulamaları. Hem de kız şöyle yedi yaşına gelince diri diri daha önce açtığı çukura kızını gömen babalar. Ne insansız, ne vahşi, ne katil babalar. O kerihelekum kıyla ve kal dedikoduyu size mekruh görmüştür. Çirkin görmüştür. Şöyle dedi, böyle dedi. Ben böyle dedim, o böyle dedi. Böyle dedikoduyu sevenler. O kesretes sual, çok el avuç açanlar. Çok isteyenler. Ya da çok soru soranlar. Anlamsız, gereksiz soru soranlar ve izaatel mal ve savurganlık yapanlar. Malı yersiz, haram yola harcayanlar. Mal emanettir. Mülk emanettir. Parayı yırtıp atamayız. Haramdır. Çünkü para senin değil. Para sana emanet. Ben kazandım. istediğim yere harcarım mubah olan yerlere sünnet olan yer, vacip, farz olan yerleri harcayabilirsiniz. Paranızı arama, harama harcayamazsınız. Çünkü para emanet, mal emanet, mülk emanet, evlat emanet, eş emanet. Bu dünya bize emanet. Varlık emanet. Biz eşimize, eşimiz bize emanet. Biz çocuklarımıza, çocuklarımız bize emanet emanetler dünyasındayız. Görevimiz bize emanet. Şu kamera kameramana emanettir. Bunu kıramaz, dökemez. Kızdı, öfkelendi, tabakları kırdı. Haram işlemiştir. Kıramazsın, dökemezsin. Çünkü emanettir. Her şey bize emanet. İstenen, emredilen yerde emaneti kullanmak durumundayız. Zaman bize emanettir. Alın teri bize emanettir. İşçimiz bize emanet, memurumuz bize emanet. Veya işveren bize emanet, amir bize emanet. Hepimiz birbirimize emanetiz. Gelin emanetleri yerinde değerlendirelim. İsraf etmeyelim. Zamanımızı hayır yolunda kullanalım. Malımızı kendimiz, ailemiz, çevremiz İslam dünyası için en güzel yerde değerlendirelim. Boynu büküp kardeşlerimize, teröristlerin kurbanlarına, değerli, samimi, mazlum insanlara malımızın bir kısmını vererek bu emaneti yerinde değerlendirelim. Evet, Allah emanet olun değerli kardeşler. Bye. <coughs>